Panelimizi gerçekleştirmek üzere panel başkanı, BRT Haber Amiri Sayın Efdal Keseli sahneye davet ediyorum. Sırasıyla panelistlerimiz Yakın Doğu Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Doktor Sayın İbrahim Özejder, Medya İtip Kurulu üyeleri Sayın Beyhan Aziz ve Sayın Muazzez Sevdağ'ı sahneye davet ediyorum. İzninizle konu medyal eşitlik, yani şöyle bir olay biraz hikayeleştirerek başlamak istiyorum. Yani konu biraz böyle daha soft olur, daha bir katılımcılık olur diye düşünüyorum olaya. Muhabir cinayet davasını başından sonuna kadar izlemiş. En sonunda dava sonuçlandı. Yargıç karar verdi. Gazetesine gidiyor veya çalıştığı medya ajansına gidiyor. Bilgisayarın başına atılıyor, haberini yazacak. Şimdi başından sonuna kadar da izledi ya olayı. Bunun hikayeleştirmesi lazım ki çok satabilsin, çok okunabilsin. Oturup bilgisayarın başına oturup yazıyor. Diyor ki işte yargıç verdiği aradan sonra kararı açıklamak üzere salona girdi. Hikayeleştiriyoruz tabii olayı. Önce sanığa baktı. Sanık hakkında çıkacak olan karardan dolayı çok tedirgin görünüyordu. İşte savunma avukatına baktı. Savcıya baktı. En sonunda kararını verdi ve devam ediyor. Diyor ki sanığın işsiz kalması, eşinin yeni boşanmış olması, evini çok borçları olduğundan dolayı evini satmak zorunda kalması, arabasını satmak zorunda kalması, eşinden boşandığı için çocuklarını göremiyor olması gibi hafifletici nedenle göz önünde bulundurularak sanığın cinayet davasından 5 yıl hapse mahkum olmasına karar verildi gibi bir sonuca gidiyor. Şimdi bunu neden anlattım? Çünkü biz gazeteciler bir olayı anlatırken gerek televizyonda olsun, gerekse yazılı basında olsun, isteriz ki yazdığımız haber ilgi çeksin. Yani şiddeti okuyanların o şiddete yöneleceklerini o an yazarken aslında çok fazla da düşünmüyoruz. İşin doğrusu bu. Bizim için ilk etapta ön planda olan, yeter ki daha sonra biraz daha mantıklı oturup da düşünmeyelim. Bizim için önemli olan ilk etapta o olayı nasıl ben daha iyi okutabilirim, o olayı ben televizyonda nasıl daha çok dinlettirebilirim düşüncesi vardır. Ve zaman içerisinde gördük ki basın mensupları olarak bizler bu yaptığımız her geçen gün daha vahim sonuçlara doğru gidiyor. Ve az önce hocamızın da söylediği gibi hukuk sisteminde düzensiz bir düzenlemenin olduğu bir ortamda biz nereye gidiyoruz diye kendi kendimize sorduk ve Medya Etik Kurulu'nun, Gazeteciler Birliği'nin girişimiyle Medya Etik Kurulu'nun doğuşunun bir nedeni de budur. Şimdi toplumda şiddet olaylarını vermeyelim mi? Tabii ki verelim. Zaten göstermiştik ki insanlar en fazla bu tür haberleri okuyor, bu tür haberleri izliyor televizyonlardan. Ama nasıl? İşte bu nasılın cevabını şimdi bu panelde buluruz diye düşünüyorum. Yardımcı Doçent Doktor İbrahim Özejder, bir akademisyen, kim bilir kendisini. Medya Etik Kurulu üyesi Perihan Aziz, yine aynı şekilde Medya Etik Kurulu üyesi Muazzez Serdar, ki her ikisi de medyada
çok deneyimli insanlar, kişiler. Perihan Hanım Takacan Sınır Müdürlüğü'nden emek bulmuştur. Aynı şekilde Muazzez Sevda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Ankara temsilciliğini yapmıştır. Yani engin tecrübeye sahip kişilikler. Panelimizi iki bölümden oluşturuyoruz. İlk bölümde katılımcılara, konuşmacılara 10 dakikalık süre veriyoruz. Bu 10 dakika süre içerisinde medyanın şiddete bakış açısını, nasıl yayınlanması gerektiği ile ilgili görüşlerini, genel perspektif, genel bir çerçeveden anlatacaklar. Daha sonra zaten bir yarım saatlik bir süremiz kalır herhalde. O süreçte de istiyorum ki katılımcılar bizlere soru sorsun, panele katılanlara soru sorsun ki kafalarda soru işaretleri varsa onlara bir yerde cevap bulunsun ve çok daha iyi bir sonuç ortaya çıksın. Bütün bunları söyledikten sonra ilk sözü ben mesajları verelim. Görsel olarak da galiba bir takım hazırlıklarım var. Bir görselimiz, görsel malzememiz var ama USB'yi nereye koyacağımı göremiyorum. Gibi bir soru da sorabiliriz.
Mesela toplumumuzun doğrumuz öncüsü olarak siyasal kurumlar ve siyasal figürlerin şiddetle ilişkisi nedir ve bu şiddet etkilemiyor mu? Ya da toplumu yansıtmıyor mu? Sadece bunu bir siyasinin şiddet içeren demecini yansıttığı için medya mı suçlu oldu gibi sorular sorabiliriz. Bir bütün olarak geleneksel yapı şiddeti nasıl tanımlıyor, nasıl algılıyor, hangi coğrafyada nasıl algılanıyor, bunlar da önemli sorular. Ama bunlar tabii bizi rahatlatıcı şeyler değil. Yani medyanın sorumluluğunu ortadan kaldırıcı unsurlar değil. Çünkü evet şiddet var, temel dürtülerimizden biri ama insanlık tarihi de hatta insanın insan olma süreci de bir anlamda şiddetten uzaklaşma sürecidir. Ne kadar da kötümser bakarsak bakalım bugün yaşadığımız dünyaya, gerçekten Orta Doğu'ya, başta coğrafyaya baktığımızda, ekonomiye baktığımızda kötümser, nasıl diyeyim, kötücül bir durumla karşılaşıyoruz. Buna rağmen geçmiş tarihlerle kıyasladığımızda daha az şiddetli bir dünyada yaşadığımızı da söyleyebiliriz. Gerçekten şiddet azalıyor ve bu da iyi oluyor. İnsanlar ölmesin, yaralanmasın, sorunlar şiddetle çözülmesin, arzular şiddet yoluyla elde edilmesin, başka yollarla elde edilsin. Hayatın, toplumsal hayatın düzenlenmesi bunun üzerine kuruluyor. Ne güzel, böyle olsun. O zaman bir takım kurumların, aileden itibaren bir takım kurumların sorumluluğu varsa tabii medyanın da sorumluluğu olması gerekir bu noktada deyip devam edelim. Yaşamdaki şiddetin kaynakları nelerdir? Bu konuda da fikir yürütmemiz gerekiyor. Evde, siyasette, sokakta şiddet yok mu? Elbette var. Bir başka önemli soru da medya içeriklerindeki şiddet unsurları izleyici ne dereceye kadar etkiliyor? Medya içeriklerinde şiddet var. Bu otomatikman çocuğu, önce çocukları, yutucu, doğum yutucu kesimlerini veya gençleri ve bir bütün olarak toplumu etkiliyor, şiddete özendiriyor diyebiliyor muyuz? Gerçekten diyoruz çünkü bu konudaki kesin bir araştırma yok. Şu tür içerik şu sonuca yol açmıştır diye kesin bir araştırma sonucu yok. İşte bu işi zorlaştırıyor. Yani medyanın bütün içeriği şiddetten kurtaralım, arındıralım dediğimizde bu çok anlamlı olmuyor bundan dolayı. İşte bu yüzden bu tür sempozyumlar, şiddetin böyle çok kapsamlı yalancıları, çalışmalar çok önemli. Medyanın bir de misyonu var, yaşamı yansıtmak, her şeyi yansıtmak. Her şeyi yansıtsın, şiddeti yansıtmayacak mı? Böyle bir soru da karşımıza çıkıyor. Öncelikle siyasal şiddete vurgu yapmamız gerekiyor. Yaşadığımız coğrafyadaki siyaset dilinin ne kadar şiddet vurgulu olduğunu anlatmaya, fazla repliyok anlatmaya gerek yok. Burada ezeceğiz kelimesini, bir sembol olarak kullandım. Böyle değil, ezeceğiz denilmez ama başka türlü şeyle söylenir ve inanılmaz bir şiddet. Böyle bir siyaset dili varken bunun medyada yer bulmaması, yansımaması ne kadar mümkün olabilir? Bir de medyanın, tabii medya masum değil, medyanın bazı yapısal özelliklerinden dolayı şiddetle doğrudan ilişkili olduğunu görüyoruz. Çünkü medya bugün büyük bir endüstri. Dinlenmek, izlenmek, tıklanmak üzerinden tutulmuştur. Ve en çok da şiddet, cinsellik, skandallar, entrikalar, plaketler gibi temalar işler. İzlenmek için kışkırtmaya çalışır, ilgi çekmeye çalışır. Kışkırtır ve bu eninde sonunda bir şiddet unsuruna dönüşür. Özellikle cinsel ve kadın alanındaki kışkırtıcılığın da bu araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Kadına yönelik taciz ve tecavüz olaylarını doğrudan etkilediği biliniyor. En azından medya şiddet ilişkisiyle açısından biraz daha somut olan alanlardan birisi. Kadına yönelik tecavüz olayları medyadaki kışkırtıcılık unsurlarıyla artıyor. Bakmayın siz bir özgecan cinayeti olduğunda inanılmaz bir kampanya başlatılıyor işte. Vurun, öldürün falan deniyor, şeytanlaştırılıyor ve bireyselleştiriliyor. Medya, tecavüz olaylarını genellikle bireyselleştirmeye yöneliyor. İşte saplığın birisi.
Sonra o şeytan taşlama, hatta linç kampanyası başlatılıyor ve biraz da Netanyahu'nun etkisiyle o kişi öldürülüyor biliyorsunuz. Çalışmaları
devam ediyoruz. Meğer hastaların selfie çekip hastaların fotoğraflarını paylaşıyormuş. Bir başka örnek. Bu da Cumhuriyet Gazetesi'nden. Burada siyasi düşüncesinden dolayı değil ama habercilikteki ciddiyetinden bakımından Cumhuriyet daha çok değer verdiğimiz bir gazete gibi görünüyor. Fakat oradaki bir internet sayfasında bir başlığa bakın siz. İşte bir şokla sokan olay pantolon denerken bir anda içinden çıktı diyor. Neler tahmin edeceğimiz belli fakat yarasa çıkıyormuş dükkandan. Yani üzeri değiştirirken yarasa çıkıyormuş. Bunu başka bir tür bir anonsla bu haberi sunabilirdi. Beşiktaş kazanınca adeta çıldırdı. Bir mankenin fotoğrafı. Ne yaptı çıldırınca? Meğer Twitter'de sevinçli paylaşmış. Lavi Beşek'e demiş, sevinçli paylaşmış. Bu mesela bir medya açısından, ilgili kurumlar açısından da bir alan, çalışılabilecek bir alan. İnternet gazeteciliğine tavsiyeler geliştirecek bir alan. Bu yönde bir çalışma yapılabilir. Çünkü kaçınılmaz değil bu anonslar. Sadece edinilmiş bir takım önyargılar ya da edinilmiş alışkanlıklarla atılan başlıklardır bunlar. Evet, böylesine aynı strateji özellikle çıkıyorsa bir şeyler de yapmak gerekir diyorum. Bunu başka bir açıdan belli bir yerde tutmak gerekiyor. Yeni medya anlayışına ihtiyaç var. Çünkü ana akım medyada sıkıntı var. Veriyorsun, çeviriyorsun, eninde sonunda ciddi kaygılar devreye giriyor ve tıkanıyorsunuz. Ne yapayım diyor, bu kadar insan besliyorum diyor patron. Bu kadar insan ekmek parasını kazanıyor. Satmayalım mı, kazanmayalım mı, reklam almayalım mı istiyorsunuz dediğinde tıkanma gibi görüyor. O zaman yeni bir medya anlayışına ihtiyaç var. Biliyorsunuz halk haberciliği, kadın odaklı gazetecilik, barış gazeteciliği bunlar hep tartışılıyor. Bunların daha fazla gündeme gelmesi gerekir diyorum ve teşekkürlerle bitiriyorum. Evet, İbrahim Özdeşler'e teşekkür ediyoruz sunumundan dolayı ve şimdi Perihan Hanım'a söz verelim. Perihan Aziz konuşmamın başında da söylemiştim. Türk Ajansı Kıbrıs'tan emekli olmuş, takım müdürlüğünü yapmış. Çok deneyimli bir isim. Buyurun. Evet, herkese merhaba. Öncelikle sesimden ve boğazımdaki rahatsızlıktan dolayı, kötü bir sesle size hitap edeceğimden dolayı özür dilerim. Medya ve şiddet. Medya nedir? Medya bugün bir çağa adını verecek kadar çok önemli bir kavram. Hayatımızın içine girmiş tutum ve davranışlarımızı değiştirecek, bizim hayatımızı etkileyecek kadar bir geniş alan ve durdurabilmeyen, sürekli teknolojiyle birlikte gelişen, değişen, hayatımızın her saniyesinde, belki şu anda hepimizin elinde bir telefon vardır, kaçamak da olsa bakışlarımızla bunu izliyoruz, görüyoruz, mesajımızı gönderiyoruz. Bize empoze edilen mesajları alıyoruz. Bütünüyle hayatımızı yönlendiren, belli tutum ve davranışları bize empoze eden bir olay. Medya nedir? Temel amacı nedir? Bilgi vermek, eğlendirmek, eğitmek. Bunlar çok olumlu yanları. Ama bütün bu işlevlerini yerine getirirken de istemediğimiz değişik şeyleri de bize empoze ediyor. Bunların en önemlisi de şiddettir. Gazeteler, radyo, televizyon ve bugünkü internet dünyasında televizyon medyanın en yaramaz, en etkili çocuğu olarak adlandırılıyor. Evimize kadar girdi. Yemek masamızdadır, salonumuzdadır, hatta yatak odamızdadır. Ve haberlere bakalım.
haberlerde şiddet olayları var mı? Şöyle bir göz atalım. Şu anda Orta Doğu bir savaşın bulunduğumuz coğrafyada bir savaşın içindeyiz. Dünyamız, ülkemiz, yakın çevremiz. Ve haberler başlarken nasıl başlıyor? Şiddetle, savaşla. Bu savaşın mağdurları kimdir? Tabii ki biz insanlarız. Öncelikle çocuklar, gençler, yetişkinler, hepimiz bu şiddetin etkisi altındayız. Şöyle bir son zamanlarda medyada iz bırakmış görüntülere bakalım. Aylan bebek. Enkaz altından çıkarılan sessiz çocuğun duruşu. Filistinli çocukların intifada olayları. Bütün bunlar içinde yaşadığımız, bize empoze edilen medyanın yansıttığı veya medyanın meşrulaştırdığı, zaman zaman normalleştirdiği olaylardır. Örneğin ölüm, bir insanın en temel insan hakkı olan yaşama hakkının elinden alınması olayıdır. Ve bu öylesine normalleştiriliyor ki medya haberlerinde, medya görüntülerinde. Tamam, meşrudur bir isteğimi elde etmek için öldürebilirim de, şiddet kullanabilirim de. Filistinli çocuklar ülkelerinde yaşayan şiddeti birebir yaşıyorlar. Televizyonda olayları görüyorlar, taşlama olaylarına katılıyorlar. Sonra dönüp bu yaşadıklarını televizyonda görüyorlar. Ve çocuk hakları, insan hakları bir tarafa, onun çok meşru, çok doğal bir olay olduğunu hem kendileri kabulleniyor hem de bunu dünyaya kabullendirmeye çalışıyorlar. Çok özür dilerim, sesimi tam unutmak üzere. Eğlence programları, bütün diziler. Bakınız dizilere, iyi karakterlerinde, kötü karakterlerinde şiddet kullandığını, her saniyede şiddete başvurduklarını görüyoruz. Televizyonlardaki sosyal programlar, evlendirme programları. Oturunuz 10 dakika bir programı izleyiniz. Kişiler arasındaki şiddet, hoşgörüsüzlük, uyumsuzluk anında pompalanıyor ve bunlar reyting uğruna sürekli işleniyor. Bir şiddet sahnesi bir kere gösterilmekle kalmıyor. Arka arkaya veriliyor, yansıtılıyor. Şarkılarımız, müzik programlarımız. Bu akşam ölürüm şarkısını duymayan, bilmeyen var mıdır acaba? Ama bu şarkı dinlendikten sonra, içselleştirildikten sonra kaç kişinin intihar ettiğini de yine görüyoruz, yaşıyoruz. Etrafımıza baktığımızda bir dizi filminde doğan birçok Polat Alemdar tiplerini etrafımızda görüyoruz. Çocukların izledikleri programlarda, tecavüzle ilgili yayınlarda tecavüzün bir çeşit oyun olduğu algısına kapılıp da bu oyunu kendi aralarında oynamaya kalkan çocukları izliyoruz. Bunlar hep medyanın yarattığı şeyler ve özellikle medyanın yaramaz çocuğu dediğimiz televizyonun en etkili şekilde hayatımıza soktuğu olaylar. Kadın hakları, televizyonda, radyoda,
diğer medya olaylarında, sosyal medyada kadının ezilmişliğinden çok, mağduriyetinden çok olayın özel yanları gösteriliyor ve kadına hayatına müdahale eden, olayı yaratandan çok mağdur olan kadının görüntüleri medyada sunuluyor. Bu sabah buraya gelmeden şöyle bir haberlere bakıyordum. Bir hemşireye tekme atan, artık isimlendiremiyorum şu kendini bilmez birisinin görüntüleri. Sırıtarak mahkeme salonundan çıkıyor, serbest kalıyor. Modern bir duruma karşı kendince verdiği tepkiyi gösteriyor ve haberlerde de işte bu benim görüşümdü, genel ahlaka aykırıydı, şuydu, buydu diyerek bir takım onu haklı kılacak, haklı gösterecek veya onun yaptığını normalleştirecek ifadeler de kullanılıyor. Futbolla ilgili görüşler vardır. Futbolda holiganlığı bir çoğu zaman yine yaratan medya. Şöyle bir şey vardır, siz belki daha çok bileceksiniz. Hey 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 hop hop hop. Buraya ölmeye geldik. Niye ölelim ki bir spor olayında, bir karşılaşmada? Bütün bunlar medya sayesinde çoğaltılıyor, yansıtılıyor, yayınlanıyor. O yüzden bunların olmaması, yaşanmaması için öncelikle gazetecilerin, medya mensuplarının kendi kendilerini yetiştirmeleri gerekir. Meslek etik ilkelerini uygulamaları gerekir. Bu yönde de öz denetimle çalışmalar yapmaları gerekir. Kıbrıs'a bakacak olursak, Kıbrıs'ta da maalesef çok kötü kopyaların uygulanmasını, sahnelenmesini görüyoruz. Genellikle kötü iyi kovar ilkesi burada da işliyor ve reyting uğruna başlıklar, teşvikler bir şekilde hayata geçiriliyor. Medya Etik Kurulu meslek ilkelerinin daha sağlıklı, daha anlamlı uygulanması ve basın yayın organlarının etik kodlara uygun olarak yayın yapmasını sağlamak için, onları bilinçlendirmek için kurulan bir kuruldu. Bu kurulun yaptırım gücü, biraz önce Tufan Hocam yasalardan söz etti, hukukun geriliğinden söz etti. Medya Etik Kurulu'nun da herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Sadece yayın organlarının etik kodlara aykırı hareket ettikleri zaman uyarma, kınama gibi cezaları verme yetkisi vardır. Bu da yani çok fazla işlemez, sadece bir ayıplama, bir teşhir mekanizmasını harekete geçirme açısından olumludur. Tamamen gönüllü bir kuruluştur, hiçbir yasal temeli yoktur. Belki kurumsallaşması için ileride daha çok adımların atılması gerekir. Bu konuda dünyadaki etik kurulların da aynı yönde bir statüleri vardır. Ancak bizdekinden daha farklı bir anlayış olduğu için, bir felsefe olduğu için bazı ülkelerde, özellikle demokratik ülkelerde bir kınanan yayın organı bir sorumluluk altına girebilmektedir. Biz de kınadığımız zaman siz de kim oluyorsunuz diye bir tepkiyle de karşı karşıya kalmaktayız. Ancak bu gene de hiçbir etki yaratmıyor düşüncesini ortaya koymuyor. Zaman zaman
medyanın kendini bu alanda düzenlediğine tanık oluyoruz. Örneğin etik kurumu devreye girmeden önce intihar haberleri bol bol veriliyordu. İntiharın nasıl gerçekleştiği, nasıl şekillendiği en ince ayrıntısına kadar açıklanıyordu. Şu anda bu tür haberlerde bir düzenlemelerin, bir gerilemelerin olduğuna tanık oluyoruz. Çocuklar açık isimle, görüntüleriyle, özel durumlarıyla çok açık şekilde teşhir ediliyordu. Bu durumlarda bir gerilemenin olduğunu görüyoruz. Trafik kazaları, başka olaylarda kanlı görüntüler açıkça ortaya konuluyordu. Bunlarda bir bilinç geliştiğini görüyoruz, buna tanık oluyoruz. Ancak yürünecek çok yolumuz vardır, atılacak çok adımımız vardır. Kendimizi medyadan korumalıyız. Medya kendi işlevlerini çok daha bilimsel şekilde ve medya çalışanları kendi kendilerini eğiterek etik kuralları uyguladıkları sürece de sorunların azalacağına inanıyoruz. Şimdilik bu kadar. Tekrar sesimden dolayı çok çok özür dilerim. Sorularınız var, konuları daha da açabiliriz. Teşekkür ederim. İrem'e size teşekkür ediyoruz. Biraz önce Perihan Hanım bir şeyden bahsetmişti. İşte Murat Kekelli'ydi galiba soyadı. Onun şarkısından bahsetmişti. İçinizde Reha Muhtar'ı bilen var mı? Biliyorsunuz değil mi? Onun kendine özgü bir sunumu vardı haberleri de. Hatırlıyorum. Murat Kekelli'nin bu şarkısı çıktıktan sonra çok popüler olmuştu, çok tutulmuştu. Ve 3 gün arka arkaya 3 tane genç köprüden kendisini atmıştı. Ve Reha Muhtar haber bülteni ona çok kızmıştı. Demişti ki, Murat Kekelli misin, Tekelli misin, nesin kendine gel gibi bir laf etmişti. Evet, şimdi de Muazzez Seda söz verelim. Buyurun. Evet, herkesi sevgiyle kucaklıyorum, hoş geldiniz diyorum. Aslında ben sayın hocalarım ve gençler diye başlamak istiyorum. Direkt gençlere hitap etmek istiyorum aslında. Ben böyle bir iki arkadaşımla çok güzel medyayı anlattılar. Medyadaki bütün görüntülerin her alanda, diziden, müzikten, haberden her alanda nasıl etkilendiğimizi anlattılar. Biz iş bölümü yapmadık buraya gelirken, herkes hazırlandı. Ben biraz daha farklı konuşmak istiyorum. Çünkü anlatılanlar anlatıldı zaten, esas ana hatlarıyla anlatıldı. Biraz daha fazla deneyimlerimle bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir de ben alışık değilim bu şekilde konuşmaya. Ben daha çok soru sormayı seviyorum ve sizlerin oturduğu koltuklarda oturmayı seviyorum. Konuşmaktan çok soru sormayı seviyorum ve Sayın Erhan Ürman'ın ayrılmasaydı önce kendisine bir soruyla başlamak istiyordum. Algı operasyonlarından bahsetti. Bugün Türkiye'de televizyon yayınlarının baştan sona tümü algı operasyonu üzerine kurulmuş. Medyanın hatalarından söz etti. Evet, tümüne katılıyorum. Ama medya çalışanlarına yapılan şiddeti de hiç dikkate almadığı için onu sormak isterdim. Keşke biz medya çalışanlarına yapılan şiddeti de dikkate alsaydı konuşmasında. İnşallah bir yerde karşılaşırız, yine sorarız. Evet, şiddet dedik. Şiddet insanların doğuştan gelen bir özelliği mi? Hayır, bana göre değil. Olabilir, genlerimizde olabilir ama bu sonradan öğrenilen bir şey. Ve medya bunu çok çok iyi tetikliyor. Türkiye'de 80'lerin sonu 90'ların başıydı. O güne kadar bir TRT 1 vardı, TRT 2 vardı. Yani devletin televizyonu vardı. Ve belli bir saatte açılır, belli bir saatte İstiklal Marşı'yla kapanırdı. Biz TRT'yi izlerken, özel televizyonlara karşıyım anlamı sakın çıkmasın.
Biz TRT'yi izlerken haberden, haber programından, tartışmadan, belgeselden, filmden, müzikten, eğlenceden her şeyden bir parça bir şeyler alıyorduk. Bir haber okuyucusu tabii ki bir resmi gazete gibi çıkıyordu. Yüzünde herhangi bir ifade de olmadan sırayla okuyordu haberini. Bir resmi gazete gibiydi. 80'lerin sonu 90'ların başında Türkiye'de özel televizyonları yayına başladığı zaman hani bir heyecan yarattı. Bu Özal dönemiyle işte 12 Eylül darbesi arkasında sivil hayata geçirilmesi, Özal'ın yönetimin başına getirilmesiyle başlayan ekonomik sistemdeki önemli değişiklik, özel piyasa ekonomisi, işte her türlü özgürlüklerin getirildiği ve Türkiye'nin hayatında bir dönüm noktası olan Özal dönemiyle özel televizyonlar da Türkiye'nin hayatına girdi. Dolayısıyla bizim de hayatımıza girdi. Çünkü bugün nereden bakarsanız bakın, gidin bütün evlere bakın, ev hanımları herhangi bir kanalda şu anda ya koca arayan, ya işte gelinim olur musun veya işte bu elbise bana yakıştı mı yakışmadı mı, şöyleydi böyleydi. Hiçbiri sizin bizim izlediğimiz gibi değil. Hepsi kas firmalarının oluşturduğu, gönderdiği oyuncuların oynadığı oyunlar ve karşısına geçip oturuyorsunuz ve buna inanıyoruz biz, bu böyledir diye izliyoruz ve onların kavgalarında kendimize sohbet konuları çıkarıyoruz, hatta yemeği ateşin üzerinde bırakıp yakıyoruz, koşuyoruz. Arada reklamların şiddeti var, az sonra diye diye saatlerce izleten reklamların insan hayatındaki zamanın değerine baktığımızda insan hayatındaki günlük 3-5-6 saati alan yayınlar bizim hayatımızı çok yönlü etkiliyor. Bunların başında şiddet geliyor. %100 katılıyorum. Medyanın kendini kontrol etmesi gerekiyor. Ama kanı var diye veya acısı var diye bir haberin verilmemesi diye bir konuya ben katılmıyorum. Ama haberi veren muhabir ve onun yöneticisi ve sorumlusu bunu otokontrol çerçevesinde yapmasını sağlaması gerekiyor. Kanlı da olsa haber verilecek. Sokak ortasında bir adamın karısını, çocuklarını göz önünde öldürmesinin haberi olmadığını hiç kimse söyleyemez. Ancak bunu defalarca tekrar tekrar aynı görüntüleri vererek insanın beynine işlemeye çalışması çok büyük bir hatadır. Bunun kontrol edilmesi gerekir. Tabii ki haber değeri olan, içinde şiddet olan her şey verilecek ama kontrollü verilecek. Bu şekilde verilmeyecek. Şehitler oluyor her gün Türkiye'de. Ne yazık ki acı içinde izliyoruz. Televizyonun şu anda özel televizyonların hayatlarımıza girmesiyle televizyonların sahiplerinin de güç sahiplerinin tek düşüncesi var. Satmak, satmak, satmak. Ne satıyor? Şiddet satıyor, acı satıyor. Bütün bunları kullanarak satmak. Çünkü ortada bir pasta var. Bu pastadan ne kadar parça alabilirim? O parçayı alabilmek için reyting diye bir canavar var. Reytingi oluşturmam gerekiyor. Reytingi oluşturmak için de işte algı operasyonlarıdır, şudur budur. Haber konusunda ben biraz katı bakacağım olaya. Her şey acı da olsa, şiddet de olsa haberdir ama verilme şekli önemlidir. Hiçbir cihaz, hiçbir elimizdeki cep telefonu da, elimizdeki televizyon da yani masum değildir ama suçlu da değildir. Onu kullananlar, onu uygulayanların zihniyetidir suçlu olan. Yani bir televizyonu siz siyasiler bakın her şeyi algı operasyonu demişti Sayın Erdoğan. Evet. Her şey algı operasyonu üzerine, reklamınız da algı operasyonu üzerine, siyasi partilerin duruşları, televizyonları kullanması da algı operasyonu üzerine, yayınlanan diziler de algı operasyonu üzerine, her şey bizim beynimizi yönlendirme şeklinde. Ama buna kim izin veriyor? Biz izin veriyoruz. Çünkü biz, çok çok özür dilerim, tırnak içinde söyleyeyim bari, biz tembel insanlarız, okumayı sevmiyoruz. Televizyonun karşısına geçip bize ne veriyorsa onu almayı seviyoruz.
bir gazeteyi alıp, bir kitabı alıp, bir herhangi bir şeyi araştırıp okumayı, öğrenmeyi istemiyoruz. Bize ne sunuluyorsa o kadarıyla memnun oluyoruz, oturuyoruz yerimize. E bu mu? Hayır, değil. Bu bizim tembelliğimizden kaynaklanıyor. Kısacası söylemek istediğim, televizyonda şiddet oldukça fazladır. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Evet, medya etik kurulu olarak biz televizyonlarda veya işte internet üzerinden işlenen suçlarda veya işte gazetelerde şunda bunda bize gelen şikayetleri değerlendiriyoruz ve elimizden geldiğince bize sunulan çerçeve içerisinde uyarmayı yapıyoruz, işte bekliyoruz. Eğer olmuyorsa ikinci bir kez uyarma veya işte duyurma falan. Yani bizim yetkilerimiz bu çerçevede, sadece bizim maddi gücümüz, maddi ceza uygulama yetkimiz yok. Ama ben Rütü'ye, yani yüksek kurulu gibi kuruluşlara da çok hoş bakmıyorum. Ben açık konuşuyorum, çok hoş bakmıyorum. Denetlemenin dışında ben sansüre karşı olan bir insanım. Sansürden hoşlanmıyorum. Türkiye'de ayrıca bugün yaşadığımız, medyada yaşadığımız, sadece izleyiciler üzerinde değil, konuşmamın başında da söyledim, gazeteciler üzerinde de müthiş bir şiddet vardır. Kaç tane kaliteli gazeteci şu anda görevini yapamıyor. Neden? Farklı bir şiddet yüzünden yapamıyor. Bu da bir şiddettir. Bunu da konuşmak gerekiyor. Sonuçta bilmem ne kadar vaktim var ben, çünkü 2-3 dakika daha var. Böyle konuşmaya başladım. Bu nefes almadan konuşmayı tercih ederim. Gerçekten önce biz kendimizi bir sorgulamalıyız. Önce biz çocuğumuzu neden televizyonun başına oturtup 3 yaşından, 4 yaşından itibaren elinde daha bir biberonu varken televizyonun başına çocuğu oturtuyorsun, işini yapmaya gidiyorsun, neden bunları yapıyoruz? Neden biz tenceredeki yemeğimizi yakacak kadar televizyona bağımlı oluyoruz? Ha, bir şey daha söyleyeceğim, bir öz eleştirim. Ben de dizi izliyorum. İzlemiyorum diye bir şey yok. Kitabımı da okuyorum, dizi de izliyorum. Çok sevdiğim bir de dizi vardı. Bir tane dizi izliyorum zaten. Poyraz Karayel. İçinde kan var, saldırı var, şu var, bu var. Ama gelin görün, ben gelmişim burada konuşuyorum. Gençler beni dinliyor. Bir medya üyesi olarak da konuşuyorum. Ve dönüyorum ben. Kendimi içselleştiriyorum Poyraz Karayel'de. Ve Poyraz'ın yaptığı hataları beğeniyle izliyorum, hoşuma gidiyor. Bu işte aynen benim de bu şiddetten nasıl etkile bir medya mensubu olarak ve burada bir sempozyumda bir konuşmacı olarak kendi öz eleştirimi de yapıyorum. Yani biz insanlar ne yazık ki şiddeti almaya, kanıksamaya, şiddet görüntülerini görüp de ay yine mi değil, yani artık kanıksamış, yani tepki göstermek yerine kanıksamayı tercih ediyoruz. Daha çok bencilleşmişiz, daha çok hayatı kendimize yönelik alıyoruz. Kısacası uzatmayın, sürem dolmuştur. Ben işte arkadaşlarımız nasıl olsa medyadaki şiddeti anlattı, ben deneyimlerimle anlatmaya çalıştım. Son sözümü söylemek istiyorum bir medya mensubu olarak. Keşke burada başka siyasilerimiz de olsa, bu algı operasyonları veya işte sahibi olan insanların, gücü elinde tutan insanların medyayı nasıl kullandığını çok iyi gördük. Ben meslek hayatım boyunca defalarca siyasilerin şiddetine maruz kalmış. Tabii tekme tokat falan filan değil, sözlü şiddetine maruz kalmış. Birkaç kez işinden kovulma noktasına gelmiş. En son kovulmuş, son olarak Erdoğan'a sorduğum soru yüzünden, Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğum soru yüzünden bir günde 2 satırlık yazıyla hiçbir gerekçe gösterilmeden işinden kovulmuş bir insanım. Mecburen emekli oldum, bunu açıkça söyleyeyim. Defalarca da siyasiler tarafından çok acı bir şekilde eleştirildi. Sadece medya değil, medya çalışanları da şiddet görüyor. Türkiye'de de görüyoruz bunu. Ben isterdim ki bu siyasi meclisleri bize etkiden çekelim. Meclislerimizde milletvekillerimizin
insan hayatını kolaylaştıracak, ekonomik olarak düzeltecek, televizyon yayınlarını şiddetten arındıracak, her türlü olumlu insan hayatına olumlu yönde işler yapacak, yasal düzenlemeler yaparken ekranda görmeyi çok isterdik. Birbirine tekme tek tokat girerek görmeyi istemezdik. En son futbola da değineceğim. Futbolda da çok futbol hastasıyım ben. Elimden girdiğince de futbol maçlarına giderim. Bir Fenerbahçeli dedim. Bir Fenerbahçeli olarak da Fenerbahçeli. Konuşuyor ve alkış alıyor. Ve karşılığını da alıyor. Bir düşünün. Bir Fenerbahçe camiasını düşünün. Başkanına bir hakaret edildiğinde, o camiye yarın maça gittiğinde nasıl bir şiddet olacak bu futbol maçında? Futbol maçı eğlencedir, heyecandır, aksiyondur, adrenalindir, bilmiyorum. Yani her şey güzellikler var ve spordur işte sonuçta. Ve bunlar televizyonlardan taraftarın dondurularak sahalara gitmeleri nasıl bir şiddeti getirecektir? Hiç düşündünüz mü? Futbol yolunda ölenlerin sayısını hiç düşündünüz mü? Her konuda hem medya hatalıdır, hem insanlarımız hatalıdır. Medya çalışanlarını da çok hatalı bulmayalım. Onlar da şiddet görmektedir. Özellikle ben çok uzaklığımı sanıyorum. Benim görüşlerim bu konuda böyle. Soru sormaya alışmış bir insan konuşmayı çok beceremiyor. Ne olur affedin. Ben bu kadar söyleyeceklerim bu kadardı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Muazzez Selva'ya teşekkür ediyoruz. Eğer sorularınız varsa alalım. Buyurun hocam. Pakistan, Hindistan bir topluca caydırırken onu yaradan da medya değil. Yani şu andaki medyanın şiddetin sonucu mu nedeni mi tartışılır. Bir de bilimsel olarak araştırma, ben iletişimci değilim ama bilimsel araştırma var mı koreli eden şiddetle medyayı, medyanın şiddete ne kadar neden olduğu sonucu mu nedeni? Yani bir tevatüre var. Şimdi haberi veriyor, o haberden yaratılır. Bu akşam ölürüm diyen sadece medya değil, Ahmet Kaya medyada gösterilmez. Ben mi Ahmet Kaya oldu? Yani bu sanki medyanın yarattığı güzel bir müziktir, güzel bir şarkıdır. Medya olmadan da yayılacaktır. O sadece şarkıdan mı ölmüktür yoksa manu arardır, başka bir şey. Yani bu bir tevatüre bir şey gibi. Dolayısıyla günün sonunda bilimsel olarak bilimsel bir ortamdayım. Medyanın şiddete neden olduğuna dair. Akademik bilimsel olarak ne kadar dönem var. Bir şeye benzedi. Yani bir defa medya sağlanır, nereden olur? Bu bazı istasyonları ve şeyin radyasyonu ve hastaneden olduğu durumunda bakın bakalım yakar gibi bir tartışma devam eder. Kanıt yok, madıt yok manasıyla bazı istasyonlar da başımıza konmaya devam eder. Şimdi bunun da var mı bir birdenbire nedeni? Tam diyebilir miyiz? Medya ne kadar şiddete neden olur? Abi, şimdi onu verme, bunu verme bir toplum mühendisliği noktasında artık rol biçmeye döner. Yani bazı akil adamlar oturacak, bunu korsan şiddet olur, bunu da tecavüz eder. Ama ben Kıbrıs Türk olarak, Kıbrıs Türk'ünün kültür eğitimi olarak bu medyanın gerek şiddet gerek diğer konularda etkisinin binde bir bin olduğunu görürüm ve düşünürüm. Ha şimdi kültürel eğitim ve diğer açılardan zahmetiniz varsa medya sizi tedikçi mi olur ya da bahane mi olur diye sormak isterim. Buyurun. Cevap vereyim. Evet, yani medya ve şiddet konusunda belki bizim ülkemizde yeterince araştırma yok, yeterince bilimsel çalışma yok ama
evrensel bazda bu konuda bilim adamları, medyayla ilgilenenler, özellikle psikologlar, psikiyatristlerin çok derin çalışmaları vardır. Bu alanlarda yayınlanmış makaleler vardır, örnekleri vardır. Şu örneği verelim. Amerika'da biliyorsunuz okul basan gençler vardır, silahlı insanlar vardır. Bunlar hareketlerini hangi kaynaktan besliyorlar? Bir film yayınlanmış. Bunu defalarca izleyen bir genç en sonunda silahını kapıp gitti bir okula ve yüzlerce insanı öldürdü. Bütün bunlar ilgili bilim alanlarının insanları tarafından incelendi, yayınlandı. Bilimsel olarak da makaleler vardır bu konularda. Medya olmasa, haber dinlemeseniz, filmleri izlemeseniz, şarkıları nasıl dinleyebileceksiniz? Ahmet Kaya kendi evinde şarkı söylerken kitlelere nasıl yayılacak? Bu medya sayesinde oluyor. Yani şiddet bir anlamda medyayı besliyor ama medyada şiddetin yaratılmasında, benimsenmesinde dolaylı veya doğrudan etkili olan en önemli kaynaktır. TRT zamanında Ahmet Kaya oldu. TRT zamanında da imkanı yoktu medyayla yayılır. Ben TRT'yi söylerken yani bakın özel televizyonlarla birlikte çok farklı yani bir yarış başladı. O yarış tabii Opasya'dan pay kazanmak. Opasya'dan pay kazanmak için satmak. Ne satıyor? Şiddet satıyor. Ne satıyor? İşte ne kadar çok izlenirseniz o kadar çok reklam alırsınız. Pastadan o kadar kar alırsınız. Bunun için en etkili yöntem şiddet. O zaman şiddeti kullanıyoruz. O yüzden medyada şiddet çok geniş yer alıyor ve biz bunu artık kanıksadık diyorum. Evet. KKTC'den örnek verdiniz. Ama hiç örnek vermediniz. KKTC'de de var dediniz. İbrahim Hoca hep Türkiye'de. Ben KKTC'de bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Aslında hani bir neden sonuç ilişkisi içerisinde görmeye kalkınca sorun oluyor. Çünkü Okan Hoca'nın dediğine de haklılık payı var. Doğrudan birebir yani bir toplum barış içerisinde her şey süt liman da medya geliyor bir şey yaratıyor gibi bir etki aslında söylemek. Öyle bir şey yoktur. Yani öyle bir şey yok. Ama bu yani hani konuşmacıların da padeslerin de benim Meyhan Hoca'nın söylediklerinin anladığım da şu ama bir aracı rolü var. Yani olan şeyi kışkırtmak orada da ne satış, rating kavgası ciddi bir hani arttırıcı etki. Siz değilmişsiniz çocuklara öğrenen kişinci olarak. köpeğin insanın değil, insanın köpeği ısırdığı zaman haber olur diyen. İşte evet. Bu şekilde o mantıkla habercilik bu. İşte o mantıkla haber yapılırken insanı köpeğe ısırttırmak, insanın köpeği ısırmasını sağlıyor bazen medya. Ve o ısır diye zorluyor. Yani şiddet özellikle bizi en çok etkileyen televizyonu çimentosu diye değerlendiriliyor bilim insanları tarafından. Onların tutulması için kullanılan bir şeydi. Biliyor musunuz siz o çocuk çizgi filmlerinin bir sahnesi içinde kaç tane şiddet olayı yansıtılıyor? Bu şiddet olayı sadece vurmak, kırmak anlamında değil. Psikolojik şiddet de vardı, ruhsal alana giren şiddetler de vardı. Ve bunlar hepsi bir şekilde oluyor. Ama ben kendim bir çizgi film yapsam ve evimde seyretsem, o kimseyi etkilemez, kimseyi ilgilendirmez. Ama televizyon aracılığıyla yayınlandığı andan itibaren o medyanın rolünü bir şekilde ortaya koyuyor. Olay bu. Tabii sizin milletinizde yapılan çizgi filmde de izlenmez, sizi inan 3-4 kişi izlenir, o da ara etmez. Hocam. Bir neden de o da. Hocam şimdi böyle karşılıklı konuşmaya devam edersek hiç bitmeyecek. Benim söz hakkımı kullanıyorsunuz. Evet, ben de bir şey söyleyeyim.
konuşmamda söylediğim gibi sonuç net değil. Yani medya şiddet ilişkisi, hangi medya unsurları nasıl şiddete yol açıyor konusunda kesin herkesin onay vereceği araştırmalar yok, sonuçlar yok. Birkaç örnek vereyim size. Amerika'da denemişler lise öğrencilerini, ikiye ayırmışlar. Yarısına bol şiddetli bir film izletmişler, öteki yarısına izletmemişler. Sonuç ne oldu? Film izlemeyenler sonraki ders saatinde kırıp döktü ortalığı. İçinden çıkamadı. Sonra araştırdılar neden böyle oldu diye. Çok sevdikleri bir filmi izlemedikleri için ya da bir film türünü izlemedikleri için bunu yapmışlar. Yani arzuları yerine gelmedi diye. Bu bir farklı. Bekir Zoran'ın dediği gibi neden sonuç ilişkisi değil her zaman önemli olan süreç meselesidir. Medyanın varlığıdır. Medyanın sadece içeriği değil varlığı. Çocuklara oturtuyorsunuz 7-8 saat bilgisayarın başına ya da televizyonun başına. O çocuğu isterseniz hep şey dinletin. Hayat bayram olsa şarkısını. Hep bilmem pembe güllü görüntülerini gösterin. Bu 7 saat sonunda çocuk manyaklaşmıştır. Her türlü saldırganını yapmaya hazırdır. İçerik iyi önemli var sadece. Bir de bu medyayı fazla şiddetle özdeşleştirme. Amerikan kaynaklı bir şeydir. Amerika'da siyasiler ve öteki toplumsal kurumlar kendi görevlerini ya da başarısızlıklarını medyanın üzerine yıkmak için yapıyorlar bunu. Demin Perihan Hoca'nın bahsettiği çocuk katiller, seri katiller, toplu kırım yapan katiller alıyor silahı eline, gidiyor 5-10 kişi öldürüyor. Oluyor bunlar zaman zaman haberlerde dinliyoruz. Ama medya işte PlayStation'da da oyunlar falan filan bir tartışmalar başlıyor. Ama aynı coğrafyada, benzer toplumsal yapıya sahip Kanada'da olmuyor bunlar. Aynı şeyi izleyen Kanada çocuklar, PlayStation oynayan izleyen çocuklar yapmıyor bunu. Neden? Çünkü Kanada'da silahlar bakkala satılmıyor. Bu kadar basit. O aileler yapıyor diyor PlayStation'lara. Obama yasayı değiştirmek, silah satışını, serbest silah satışını yasaklamak için bir çalışma yaptığında ayağa kalkıyorlar. Hayır bu geleneklerimizde var diyorlar. Bakkalda silah satılacak. Satılınca o zaman da çocuk alır gider öldürür tabii. Ama birebir örnekler de oluyor bazen. Bir Türkiye'nin bir de Kıbrıs'ın örnek vereyim. Kıbrıs'ta hatırlıyorsunuz Akdoğan'da bir tecavüz vakası oldu. Büyük bir dram tabii aile açısından. Ama bizim medyamız ne yaptı? Olur mu bu işte bunu yapan da nasıl insandır, işte yaşamaya hakkı yoktur falan. Hemen televizyon programları, her televizyonlar yarıştı. Panel şeyler, toplantılar yapmaya, ait çocuklar, mağdurun ailesi getiriliyor, uzmanlar hesapla getiriliyor. Birçok meşhur gazetecimiz bu programlardan birisinde diyor ki, hatta sonra köşe yazısında yazıyor, bu kişinin avukatı bile olamaz. Bu tecavüz yapanların avukatı bile olamaz diyor. En temel hak olan savunma hakkını bile elinden almaya çalışıyor. Evet, tecavüzcü bir suçludur ama onun da bir savunma hakkı vardır. Suçlu hakları vardı en azından. Sonra ne oluyor? O mağdur kızın ailesi gidiyor ve dövüyor. Öldüresi dövüyor. Kimi? Şeyi değil. Tecavüz edenleri diye onlar hapiste babasını dövüyor. Tecavüz edenleri bizim babasını dövüyorlar öldüresiyle. Ölümden zor kurtuluyor adam. Birebir etkisi de var bunun. Bir örnekle Türkiye'den göreyim. 90'lı yılların başıydı galiba. TGRT biliyorsunuz yayın çizgisini. Dini hassasiyetleri olan bir yayın kuruluşu. Bir barmeni gösteriyor, görüntüyü uzun uzadıya veriyor. Habire zoom yaparak tekrar aynı sahneleri veriyor. Barmenin üst tarafı çıplak, sırtına Arapça bir şeyler yazmış. Öyle hayattan öyle zevk alıyor ve işini yapıyor. İşte dinimizle alay ediyor, şöyle böyle falan filan diye abartılı bir haber yapıyor. Birkaç gün sonra gidip şişleyerek adamı öldürüyor. Hayatı bitiyor. Yani insanın hayatını mal oluyor şiddeti, teşvik, kışkırtma. Birebir böyle örnekler de vardır. Teşekkür ederim. Yani çoğu zaman medya hedef gösteriyor, hedefe işaret ediyor ve kendi suçlayıcı bakışıyla kitleler üzerinde etkili olabiliyor. Var mı başka sorusu olan? Adım Ercan, özel eğitim okuyorum. Pandemin başladığı tatlıda gördüm öyle ilgili. Tek soru soracağım. Türkiye'de bazı medya kuruluşları, işte nefes söylüyor.
İbrahim Bey. Evet. Alternatif medyadan bahsetti. Türkiye'de bu teokratik yönetime direnen 4-5 tane alternatif medya var. Alternatif medya ne yapabilir bu şeye karşı? Bu neden söylemi öğreten yanlış konuşlarına karşı? Teşekkür ederim. Soru bana mı? Kim cevap versin? Evet. Alternatif medya barış gazeteciliği, hak haberciliği, kadın odaklı haberciliği bunun önemsenmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü mevcut ana akım ya da geleneksel medyanın hep şikayet ediyoruz. İşte şiddet, konumuz şiddet. Geleneksel medyayla özdeşleştiriyoruz bunu. Geleneksel medya yapısal olarak şiddet üretiyor. Şiddeti yansıtıyor, kışkırtıyor, teşvik ediyor. Her türlü şiddeti bu arada tabii etnisiteye yönelik ırkçı şiddeti de kışkırtıyor. Nefret söylemi de alanlarından birisi. Barış gazetecinin alanlarından birisi. Siyasi çatışmalar olabilir. Etnik gruplar arasındaki siyasi sorunlar da olabilir. Ama bu siyasi sorunların çözüm yolu karşı taraftan nefret edilmesi değil. Nefret edilecek şekilde yayın yapılması değildir. İşte bu ilkeleri benimseyen yayın organları, ister basılı gazete olsun, ister internette olsun, ister televizyon olsun, bunlar alternatif medya olarak adlandırılıyor. Maalesef sayıları çok fazla değil ama artmalı bence. Kısaca bunu söyleyebilirim. Şunu söyleyeyim. Aslında gazetecilik meslek ilkelerinde, etik ilkelerde nefret söyleminin olmaması gerekir. Hedef gösterme olmaması gerekir. Bütün bunlar mesleki koklar olarak sıralanmıştır. Ancak bütün bu ilkeler çiğnenmektedir, uygulanmamaktadır. Eğer meslek ilkeleri uygulanırsa, objektiflik kuralları dile özen gösterilirse bu sorunlar kısmen aşılır. Ancak ilkeler ne yazık ki her geçen gün daha da çiğnenmektedir. Sorun buradan kaynaklı. Başka sorusu olan var mı? Toplumun temel oluşturan unsurlardan biri eyler, hisler oluşmuşlar ve hislerince baktığımız zaman hayattaki iki ülkenin çıkan unsurlardan birisi de değiniz. Bir cinsel oluyor, bir de şiddet. Ben bunu biraz daha yüzeysel olarak, kas olarak ilgilendirmek istiyorum. Şimdi medyanın da en geniş kapsam alanlarından biri televizyon gibi. Dün verdiğiniz örnek için de Gün Koyraz Kariyer Parti ve reytinglerden en fazla izlenen program kendisi. Şimdi talep arz meselesi de var burada. Toplum pansiyon izlemeyi ve bunu görmeyi seviyor ve yayın kuruluşları da bunu veriyor. Yani toplumun rahatsız olmadığı, yüzeysel olarak söylüyorum, Koyraz Kariyer örneğinden çünkü rahatsız olmadığı bir şiddet unsuru var orada. Bunun için nasıl bir önem olur? Nasıl bir önem? Yani neler yapıyor? Toplum bundan rahatsız değil Koyraz Kariyer izlemekten. Ve bunu seviyor Pasu'da. Ama şu anda bizim de bunun medya bir şiddet. Ya bununla ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz? Nasıl bir önlem olur? Bana mı sordunuz? Evet, rica ederim. Ya şöyle diyebiliriz. Ben açıkça söyledim, ben de izliyorum ve severek izliyorum ve Poyraz'ın yerine koyuyorum kendimi, onun yaptıklarıyla mutlu oluyorum. Bakın ben burada bir sempozyuma katılmış konuşan biri olarak bunu yaşıyorum. Buradan kurtulmamız gerekiyor, bunun için ne yapmak gerekiyor? Evet, özel televizyon para kazanmak için kurulmuştu. Şiddet de gerçekten iyi bir reyting getiriyor, iyi reklam getiriyor ve bu dizilerde şiddet oldukça fazla kullanılıyor. Aslında Poyraz Karayel'de çok daha acılıları var, çok daha şiddetlileri var. Ama Poyraz Karayel'de de şiddet var. Bana göre Poyraz Karayel'in bu kadar izlenmesinin nedeni sadece şiddet değil. Poyraz Karayel'de giden konu ve Poyraz Karayel'in çok iyi bir oyuncu olması da bana göre etkiliyor diziyi ve oyuncuları gerçekten kaliteli oyuncuları var. Ama şiddeti önlememiz gerekiyorsa bunu belli bir doza çekmek gerekiyor. Özel televizyon para kazanmak için bunu kullanacaksa en azından belli bir doza çekmesi gerekiyor. Bu tip programları
kolay etkilenecek kitlenin izlediği saatlerin dışında yayınlamak olabilir. İzleyicisi severdi zaten hangi saatte olursa olsun izleyecektir. Bu şekilde yapılabilir. Dediğim gibi dozu azaltılabilir. Hiç şiddet olmazsa Poyraz Karayel dizisinde baktığınız zaman izlenmeyecektir. O ufak tefek aşk oyunları, güzel sözler falanlar filanlar bu diziyi izletmez. Yayıncı sahibi de, televizyon sahibi de bunun farkındadır. O şiddetle izlettiriyor. Ama ne yazık ki bizde o şiddeti uygulayanların yerine kendimizi de koyuyoruz, içselleştiriyoruz diyorum. Ve bundan büyük bir zevk alıyoruz. Ama bunu izleyen izleyici, biraz onun da eğitimine bağlı olarak, yarın öbür gün, geçen gün haberlerde izlemiştim. Bir düğünde halay çekiyorlar, halay başlığı olmamış bir genç dışarı çıkıyor. Arkadaşlarının üzerine araba sürüyor. Nedir bu? Poyraz Karayel güçlü olduğu için kazanıyor. Ben de bu şiddeti uygulayarak güçlü olacağım ve kazanacağım havası çıkıyor. Mesela Kurtlar Vadisi yıllarca oradan oraya oradan oraya gitti, izlendi. Bunu görenler arkasında gücü olanın özellikle hani bazı yerlerde yani yeraltı dünyasıdır, devletin desteğini de almış bir güçtür havasıyla kendini bunların yerine koymaya başlıyor gençler. Özellikle hani çok gelişmiş ülkeler değiliz biz de. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hem demokrasimiz olarak, hem eğitimimiz olarak, hem ekonomik olarak o kadar çok eziklikleri var ki toplumun içinde ve eğitim düzeyi çok düşük insanlar var ki bu olaylarda çok kolay etkileniyor. Dediğiniz gibi ne yapabiliriz bu konuda şiddetin önüne geçmek için? En fazla dozunu azaltacaktır bu diziyi yayınlayan kanal. Çünkü satmak isteyecektir. Sıfırlaması mümkün değildir böyle bir diziyi veya izlemeyeceğiz böyle dizileri. Olacak bitecek ama izliyoruz ve biz arz talep meselesi olarak o özel televizyon sahibi de para kazanmak için bunu yapıyor ve artırıyor da dozunu. Siz ama bir şey kazanmıyor ki Poyraz'ın ondan oraya içilir gariban ya. Ne içilir gariban, neyi kazandı ki? Sonuçta Poyraz işte esas olan diyoruz ya. Burada sorun Poyraz meselesi değil. Hani Ahmet meselesi. Hayır, özel olarak sizlerin toplum hayatına bir şiddeti empoze ettiği genel bir bakış açısı vardı. Bunlar ya yayın saatleriyle ilgili olabilir. Her şeyden önce televizyon izleyicisinin kitleleri bizim kendi kendimizi eğitmemiz gerekir. Kendimize bir süzgeç oluşturmamız gerekir. Bu yönde önlemler alınmalı. Peki son bir soru alıp sonlandırıyoruz. Ben ona çok katılıyorum. Mesela İbrahim Bey şey dedi. Suriye'deki savaşın gerçekliğini görmemiz lazım. Haberlerde bunu görmemiz lazım. Ben bunu görsek dahi bunun etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü bence Aylen Kurdi'nin fotoğrafından daha gerçek, vurucu hiçbir şey olamaz. Ama
Mesela şu anda Türkiye'de konuşulan şey, Suriyeli öğrencilere verilen 1200 liralık para, ne kadar zor durumda yaşadıkları şey yapılmadan, yok Suriyeliler hastanelerde çok iyi bakılıyormuş da Türkler bakılmıyormuş. Bütün meselemiz yani şey bu ötekileştirme bence had safhada bu anlamda falan. Bu anlamda ya karşılaştırmalı haberler, ekonomik okumalar, etiğin öne çıkartılması ve bence esas bize dönülmesi gerekiyor. Yani yoksa mesela biraz da tartışılıyor işte televizyon, medya. Ya ben bir televizyonun kimseyi öldürdüğünü görmedim hayatım boyunca. Yani onun içerisindeki zihniyetle ilgili bir durum ve özellikle erkeklik ve erk durumu değişmediği sürece galiba hani biraz konuşmalardan çıkardığım şey bu galiba değişmeyecek gibi geliyor. Ben hani o anlamda katkı sağlamak istiyorum. Evet. Başından söylemiştim. Hiçbir cihaz suçlu değil. O cihaz kullananların zihniyetidir. Bunu doğuran. Şey Süper Baba dizisine gelince onu da izledim. Çok da severek izledim o diziyi. Bugün yaşadığımız dönem, çok girmek istemiyorum ama daha çok benim, ben haber bölümünde yıllarca 35 yıla yakın çalıştığım için daha çok siyasi konulara, ben diyorum ki bugün yaşadığımız, yani Süper Baba tabii ki çok 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 izlendi. Veya işte Bizimkiler diye bir dizi vardı. Siz onu hatırlamayabilirsiniz. Bunlar çok iyi izlenir. Olay bugün çok farklı. Bugün olay siyasi temele dayandırmak gerekiyor. Bugün amaç uyu yavru uyu uyutayım senin hikayesinde. İşte şarkı yarışmaları, ses yarışmaları, şunlar bunlar. Çünkü diğer tarafta Türkiye'de çok şeyler köklerinde değişeceği için televizyonlar bugün şiddetle, uyutmakla, uyumakla halkı tamamen gündem dışına etmekle ve tamamen pasifleştirmekle ilgilidir. Size yerden göğe kadar katılıyorum ama bu işin siyasi boyutu bizim görevimiz burada şimdi. Ben bu konulara girmek istemediğim için fazla o konuya girmedim. Ama çok haklısınız. Ama yani bugün konumuz siyasi konu demek ki her meselelerin çok önemli. Yani bu onu aşamadığımız sürece yani zaten mesela erdem gibi erkeksel de erkekler bence şey yapmıyor. Kadınlar da böyle bunun satılım dizisi ve devam ettiricisi olarak şey yapıyorlar. Ve yani bunun mücadelesi falan ben hani arkadaşı yani temel sorun bu olur. Evet. Yani yoksa sadece yoksa Amerika'da da aşağı. Yani ben Türkiye siyasetiyle ilgili demiyorum. Yani mesela işte Trump bayağı dönemimizi söylüyorum. Kısaca peki, Eren Hanım'dan bir kısaca çok bir şey söyleyeyim. Medya toplumun aynasıdır. Toplumu bir şekilde yansıtıyor. Bizim toplumumuz, Kıbrıs Türk toplumu, Türkiye veya daha da ileriye gideceksek, daha evrensel boyuta gideceksek, kendi ölçülerinde diyelim. Bizim toplum ataerkil bir toplum. O yüzden cinsiyet ayrımı da vardır, ötekileştirme de vardır, hedef gösterme de vardır. Bunu her türlü yayınında, her türlü program biçiminde de bir şekilde genel olarak medya yansıtmaktadır ve başta şiddet olmak üzere bazı kavramları da, bazı olayları da, olguları da medya beslemektedir. İkisi birbirinin içine girmişti. Yayması açısından, göstermesi açısından da medyanın rolü büyüktü. Bunların önüne nasıl geçeceğiz dediğiniz gibi işte toplumun istediğini mi vereceğiz yoksa topluma belirli eğitim, dünya görüşü içinde çağdaş normlarını sunacağız. Bu da tamamen yayın politikalarıyla ilgili olan konulardır diye düşünüyorum. Evet, ben de benzer bir şekilde kapatmak istiyorum. Toplumsal siyasal sistem her şeyi belirler. Bir ülkenin medyası nedir diye sorarsanız, öğrenmek isterseniz toplumsal siyasal sistemine bakarsınız.
Neden burada Finlandiya gibi bir medyamız yoktu? Çünkü toplumsal siyasal yapımız Finlandiya gibi değildi. Ama sadece medya değil, eğitim kurumu da öyledir. Bilmem sağlık kurumu da öyledir, bilmem ne kurumu da öyledir. Böyle bir bütünlük arz ediyor. Bu bizi tabii bir karamsarlığa veya pasifistliğe de iter insanlar. Öyle değil. Her kurumunda kendine göre sorumlulukları vardır. Mesela mimarlar herkesin istediği bir bina mı yapacak? Doğru bulmaz, mantık gelmez bize. O zaman çöker bina. Herkesin istediği fiyata mı bina yapacak? Hayır, belli bir malzeme maliyeti gerektirir. Medyada kendi kriterleri, kendi sorumlulukları çerçevesinde fazla kendine özgü değerleri geliştirebilmeli, koruyabilmeli diye düşünüyorum. Panelimizi sonlandırıyoruz. Şöyle bir saptama var, onu paylaşmak istiyorum sizinle. Ben şimdi sizlerin yerinizde olsaydım ve oralarda oturmuş olsaydım herhangi bir koltukta derdim ki düşünmek çok önemli bir şey. Ama geleceğin gazeteciler olarak düşünmekten çok söylediğime ve ne yazdığıma dikkat ederdim. Sabrınız için teşekkür ederim.